Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Seran Göçer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de bu noktada sana yaşlanmaktan ve yaşlanma sürecinde başımıza neler geliyor ve bunlara karşı neler yapabiliriz'i sormak istiyorum. Bir takım yaşlandırıcı etkenler var. Çoğumuzun bildiği gibi içten ve dıştan. İşte bu yaşlandırıcı etkenlerin hücre hasarı aslında çok genç yaşlarda ortaya çıkıyor. İşte bu yaşlılığı kontrol altına alan maddelerden, tedavilerden biraz bahsetmek istiyorum. 3 maddede topluyorum aslında ben bu konuyu. Birincisi elbette ki yaşam stili. Yani genetiğiniz ne olursa olsun, beslenmeniz, egzersiz yapmanız ve kendinize nasıl baktığınız, üretken olmanız, moral, motivasyon çok değerli. İkinci madde ise bizim kliniklerde doktorlar olarak yaptığımız gençleştirici ve destekleyici tedaviler. Evet. Bir kısım medikal estetikte olduğu gibi işte destekler, cilt yenileyici, destekleyici, iyileştirici tedaviler. Üçüncü madde ise biraz daha kişiye özel gıda takviyeleri yani supplementler. Sağlıklı yaşlanabiliriz. Yani hastalıklı değil de böyle beli bükülmeden, dizi ağrımadan, dolayısıyla cildi de parlayarak, ışık içinde bir yaşlılık hepimizin umudu bu. Yaşlanma dediğimiz sınır, yaş alma dediğimiz sınır kaç yaşında başlıyor? Ne olur bunu bir çırpıda söyleme. alıştıra bize söyle ama tam sınır nasıl başlıyor hocam? Ben senin çok iyi yönettiğine eminim yaşlanma kontrolü. Biraz haksızlık ediyor kendine. Senin de korkmana gerek yok. 24 yaşında başlıyor. 24 yaşıyor. 18-21 yaştan itibaren kolajen sentezi azalmaya başlıyor. Gençlik açısından çok önemli. 24-25 yaş sınırından itibaren hücrenin kendini yenileme kapasitesi azalıyor. 30'a kadar bir plato var. 30'dan sonra hasarlayan etkenler, yenileyen etkenlerin önüne geçiyor. Özetle gençliğinizde kendinize nasıl baktığınız çok değerli. 40 yaş, 50 yaş sonrası kendinizi olgun bir yaşta görebilirsiniz ama 50 yaş sonrası kendinize baktığınıza göre 20'ler ve 30'larda baktığınız daha değerli. Bu yüzden biz medikal estetikte de daha erken görmek istiyoruz hastalarımızı. Bize 30'dan sonra eğer kendinize ve cildinize değer veriyorsanız gelmeye başlamalısınız büyük, diyoruz. Büyük işlemleri ilerleyen yaşlarda yapmaktansa erken yaşlarda küçük dokunuşlarla tabloyu o güzel resminizi bozmadan ilerletelim. Erken yaşlarda hekim kontrolüne girin en azından çok diyoruz. Doğru. Ama hani bu kişiye özel supplementler açısından bir yaş sınırı var mı dersen o da 40-45 yaş sonrası. Çünkü gençlikte çok da fazla eksiğimiz yok. Gençlerin de immün modülasyona, bağışıklığının dengelenmesi ve düzenlenmesine ihtiyacı var. Ama 40-45 yaş sonrası özellikle erkeklerde kardiyovasküler sistem ve kadınlarda kemik eklem sağlığı açısından gerekli gıda takviyelerini gerektiği kadar miktarda, bunu hep doktorlar olarak belirtiyoruz, alınması gerekiyor. Çünkü lütfen pazarlama mantığına göre en yüksek, en fazla gibi cümlelere kanmayın. Bir takım gıda takviyeleri protein de içeriyor ve günlük önerilen dozu aştığınız zaman bu bir böbrek yükü anlamına gelir. Evet. 50 yaş, 60 yaş sonrası gıda takviyesi ihtiyacınız artıyor ama fazla almanız size daha sağlıklı olacağınız anlamına gelmiyor. Çok doktorunuza danışın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir şekilde özetlemiş oldum bizler için.